maalesef 24 Kasım'ı kutlayamıyoruz. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 75 bin tane öğretmen öğrencisiyle buluşamıyor. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci de öğretmenlerinden uzak. 300 bin öğretmen açıkta. Aslında yapılan uygulamalara bakınca, özellikle öğretmenlere yapılan uygulamalara bakınca darbenin izlerini görebiliyoruz. Darbe deyince 12 Mart'ı yaşayanlar, 12 Eylül'ü yaşayanlar bilir. 12 Mart TÖS'ü kapatmıştı. 12 Eylül TÖP'leri kapatmıştı. Şimdiki iktidar ise eğitim seni keski kapatmaya çalışıyor. Hala farkına varamadılar. 12 Mart'ta diz çökmeyenler, 12 Eylül'ün karanlık faşizmine diz çökmeyenler bu diktatörlüğün de önünde diz çökmeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Fakit Baykurtlardan Fakit Baykurtlardan anılan bayrak devam ediyor. Bu bayrak hiçbir zaman da düşmeyecek. Yapılan uygulamalara baktığımız zaman eğer Fethullah darbeyi gerçekleştirmiş olsaydı ne yapardı? Bir gözlerimizden geçirelim. Eğer FETÖ darbeyi gerçekleştirmiş olsaydı yapacağı ilk iş kendine karşı mücadele eden, laik, bilimsel eğitimi savunan eğitim seni kapatmak olurdu herhalde ilk yapacağı iş. Fethullah'ın silahla yapamadığını AKP kanun hükmünde kararnameyle yapmaya çalışıyor. Artık bu operasyon Fethullah'la mücadele değil, muhaliflerle mücadeleye dönüşmüştür. Yapılmak istenen şey kendine muhalif ne kadar kamu görevlisi varsa ihraç etmektir. Hedef kendine oy vermeyen %50'dir. Bugün eğitim sene yarın başka muhaliflere, kendi gibi düşünmeyen muhaliflere gideceğine hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Birlikte bir cephe oluşturdular. Bu cepheyle birlikte başkanlık için yol temizliği yapıyorlar. Bu insanların Fethullah'la ilgisi olmadığını hükümet de biliyor, AKP de biliyor. Çünkü bu insanların yaşamı Fethullah'la, bağnazlıkla, mücadeleyle geçmiş, bu konuda bedel ödemiş insanlar. Şimdi aynı insanlar sadece deniz gezmiş fotosu paylaştığı için meslekten atılıyorlar. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nla ilgili bir diplomayla ilgili bir paylaşımın beğen butonuna bastığı için insanlar meslekten atılıyor. Maalesef MİT, istihbarat darbeyi göremiyor ama 14 yaşındaki Cumhurbaşkanı'na hakareti görebiliyor ve bir çocuğu kanser hastası bir zabıtanın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir paylaşımını veya bir beğen butonunu görüyor. Ölümü bekleyen kanser hastasını işten atan zihniyet darbeyi darbecileri göremiyor ama kendine muhalif kim varsa izlemeye devam ediyor.